Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 55. maddenin görüşüldüğü toplantıda ilgili maddeler oy birliğiyle çeşitli komisyonlara sevk edilirken, gündemin 6. maddesinde yer alan Adıyaman Besniz Suvarlı Belediyesi'nde yaşanan içme suyu sorunu ile ilgili olarak halkın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye proje ve yatırım finansmanının GASKİ tarafından karşılanması konusu tartışma yarattı. CHP'li meclis üyesi Yılmaz Kireç öncelikle kentin sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu madde oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye ile ilgili bir şey varsa tabii ki gelip konuşabiliriz. Yani o zaman biz de bu meclislerden sonra tabii ki günden dışı söz aldığımızda belediye ve meclisini ilgilendirmeyen bütün konularla ilgili burada söz alacağız, sizlerinize vereceksiniz. Ayrıca GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Alleben Sahil Hattı Projesi ve Yamaçtepe Yağmur Suyu Projesi için Fransız Kalkınma Ajansı tarafından verilecek olan hibe kredi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verildi. İller Bankası AŞ tarafından yürütülen Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında bankanın Avrupa Birliği kaynaklarından Fransız Kalkınma Ajansı aracılığıyla temin ettiği ve bağlı idaresi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü'nün idaresinde Alleben Sol Sahil Kolektör Hattı Projesi ve Yamaçtepe Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi için kullandırılacak Avro Hibe'ye ilişkin alt finansman anlaşması ile ilgili dokümanları mütesasil kefil sıfatıyla imzalamaya Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yetki verilmesi hakkında. Plan bütçe komisyonu meselesini oraya katılıyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural toplantıda gündem dışı söz alarak CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından İslahiye Belediyesi ile ilgili olarak meclis gündemine taşınan iddiaları büyükşehir gündemine taşıdı. Gün içerisinde çalışmak istiyoruz ve çalışıyoruz da. Ama bu demek değildir ki bize haksız yere ithamlarda bulunmak. Hele de genç avukat meclis üyesi arkadaşımızın emeklerine karşı bilmeden asılsız sözler söylenmiştir. Bununla ilgili şahsım ve ilçem adına Özgür Özel ve İrfan Kaplan vekilimin avukatımız Mehmet Hamzoğlu'da özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman kamp işçileriyle ilgili mağduriyetlerde bakan, vekil, il başkanı, ben ve meclis üye seçim çalışmasında bir şey kullanmamışız. Ayrıca ne bunları mitinglere getirmişiz, ne de mitinglerde rabia işareti yaptırmışız. Sadece bunların 130 küsür tanesi dava açmış, bizle alakası olmayan, ayrı özel avukat tutmuşlar. Bu avukatın ücreti olarak da valilikten karşı ücret talep etmiş. Bu davada kaybedilmiş, bu 139 harici arkadaşlar için de biz 186 bin lira bedeli kendi cebimizden ödemişiz. Hiçbir işçiye 5 kuruş para ödetmeden ve bu gayretler içerisinde 139 kişinin Sayın Özgür Özel torpil işe girdiğini düşünüyoruz. Arkadaşlar biz birbirimize düşman değiliz. Meclis üyelerimiz var, bizler varız. Bir telefon açıp bizden bilgi alabilirsiniz. Nasıl burada bilgi istiyorsunuz doğal hakkınız olarak? Biz de sizden şunu istiyoruz. Bir defa bu 139 kişi işe iade davası açmış, davayı kazandığı için işe girdi. Diğer arkadaşlarımız davada gecikmiş, geciktiğinden dolayı da hak kazanamamış. Tekrar dava açtık ve dava da daha devam ediyor.